Herkese selam. Bugünkü konumuz arkadaşlar, Seat Leon alınır mı? Seat Leon kullanıcı yorumları nelerdir? Öncelikle şöyle başlıklardan bahsedeyim. Dış görünümü, bagaj hacmi, yaşam alanı, kokpiti, motor seçenekleri, diğer önemli yenilikleri, almalı mısınız, almamalı mısınız ve kullanıcı yorumları gibi başlıklar mevcut. Daha benim anlattıklarımın haricinde bu makaleye erişip kendiniz okumak istiyorsanız ben açıklama kısmına bu linki bırakacağım. Açıklama kısmındaki bu linkten bu makaleye ulaşabilir ve okuyabilirsiniz. Seat Leon dış görünümü Golf'e kıyasla eski nesilden çok farklı bir görünüme kavuştu. Leon ön bölümünde eski neslininkinden daha büyük ve ızgara ve daha farklı şekillerde LED farlara sahip. Arka alanda ise full LED stoplar bagaj kapağı üzerinde birleşen bir tasarım ile eski nesilden fazlasıyla ayrışıyor. Tıpkı yeni Golf'te olduğu gibi Leon'da da tasarımı beğenenler olduğu kadar beğenmeyenler de var. Bu durumu normal görüyorum çünkü Leon'un ülkemizdeki güncel jenerasyonu olan MK3 çok seviliyor ve bu yüzden yeni Leon'dan beklentiler çok büyük. Bu yüzden tasarıma zamanla hepimizin gözünün alışacağını düşünüyorum. Yeni Seat Leon yaşam alanı ve bagaj hacmi, yeni Seat Leon eski haline 86 mm daha uzun. Bu uzunluğun 50 mm'si ise aks mesafesine yaramış durumda. Yeni Leon'un zaten başarılı olan yaşam alanı daha da iyileştirilmiş. Bagaj hacmi ise uzamadan nasibini alamayarak 380 litrelere sabit tutulmuş. Kokpiti, motor seçenekleri, önemli yenilikler neler vesaire bütün hepsine açıklama kısmındaki linkten ulaşabilir ve okuyabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıklı günler dilerim.